Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz iki renkli hazırladığım modeli şöyle koton iple Alize Bella'nın koton ipiyle ile sizlere anlatımı yapacağım. Modelimiz çok güzel yazlık örgülerle kullanabileceğiniz güzel bir örgü. İki renklisini hazırladım şimdi burada da tek renklisini Görmüş olacağız yaptığımızda yapılışına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videoma da ben tıkından beğeni yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle koton iple de e, bu modeli deneyelim. Model çok güzel, çok da kolay bir model. Burada ben iki renkli yaptım. Bu şekilde ön yüz arkadaşlar. Hemen başlıyorum tığ numaram 6 numara olacak zincir çekeceğiz zincirimizi de 4 ve katları üzerine çekip artı bir tane de kenar ilmeği için çekerek sayınızı ayarlayabilirsiniz istediğiniz ölçüye gelene kadar bu şekilde zincirlerinizi çekin küçük bir parçada modelin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım o yüzden ben az miktarda zincir çekiyorum zincirimi saymadım. Şimdi üzerine sık iğne yapacağım. Sık iğne üzerinden sayarak hesaplama yapacağım. Bu kadar yeterli olur arkadaşlar. Şöyle birkaç tane daha çekelim. İlk sırada sık iğne yapacağız. Şöyle zincirimin Evet, zincir ilk zincirime batıyorum. Üzerine sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincire batıp sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki zincire batıp sık iğne yapıyorum sırasıyla bütün zincirlere batarak üzerlerine sık iğne yapacağız. Evet bu şekilde sık iğnelerimi tamamlayıp dönüyorum. 4 ve katlarından 24 tane artı 1 tane de kenar eee tırabzanı için 25 tane sık iğne hazırladım. Alt zeminimizi kurmuş olduk. Şimdi üzerine modeli yapacağız arkadaşlar. Bir üst sıra için 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum ve modelimi çevirdim. Şimdi burada sık iğnelerin şöyle 2 tane katı var arkadaşlar. 2 teli var. Öndeki teli bu şekilde şöyle tek teli, arkadaki tek teli, arkadaki tek telden devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde batarak ilerleyeceğiz şöyle. Şimdi tığımın üzerine iki defa doladım. Buradan zincirle birleşen ilk sık iğnenin ilk sık iğnenin tek teline batıyorum. Bir tane ilmek çıkardım. İkisini birlikte kapattım ve diğer 3 ilmeğimi tığımın üzerinde bekletiyorum. Tığımın üzerine bir defa sardım. Önümdeki ilk sık iğnenin tek teline batarak yine iki tane kapatıyorum ve diğer ilmeğimi tığımın üzerinde bıraktım. Buradaki ilmek sayım 4 oldu. Tekrar tığıma doladım. Sıradaki sık iğneye batarak yine tek teline batarak devam ediyorum. 3 tane yarım trabzan yaptım tekrar tığıma doladım ve 4 tane yarım trabzan yaptım 2 4 6 tane ilmeğimiz var Öncelikle 4 ilmeğimi kapatıyorum 3 tane ilmeğim kaldı daha sonra ikisini kapatıyorum daha sonra ikisini kapatıyorum bu şekilde kapattıktan sonra burada hiç zincir çekmeden tığımın üzerine doluyorum bu kısma fıstık yapacağım arkadaşlar şöyle alttan geçiyorum 1 2 3 ve 4 tane dolgudan oluşan küçük bir fıstık yaptım fazla ilmeğimi uzatmadan tek seferde kapattım ve kilitledim kilitledikten sonra üzerine bir tane zincir çekiyorum bir tane modeli kurmuş olduk şimdi ikinci modeli için iki tane doladım tığımın üzerine hemen buradaki ilk sık iğnenin tek teline batıyorum ilmeğimi çıkardım ikisini birlikte kapattım diğer ilmeklerim tığımın üzerinde sıradaki sık iğnenin tek teline battım yarım kapattım tekrar iki ilmeğimi kapattım tığımın üzerine doladım ve tekrar tek teline batarak yarım kapattım. 4 tane yarım trabzan yapmış oldum. Öncelikle 4 tane ilmeğimi kapatıyorum. Daha sonra 2, daha sonra 2 kapattım. Şimdi üzerine fıstık yapacağız. Tığımın üzerine doladım. 1, 2, 3 ve 4 tane fıstık dolgusu yaptım. Tek seferde kapatıyorum. Kilitledim üzerine bir tane zincir çekiyorum. Ve tekrar devam ediyorum. 2 defa doladım. 4 tane yarım trabzan yapıyorum. Sırasıyla sık iğnelerin tek teline batarak 4 tane yarım trabzan yaptım. Öncelikle 4 ilmeğimi kapatıp daha sonra 2, daha sonra 2 kapattım. Hemen üzerine çok fazla ilmeğimi uzatmadan küçük bir fıstık yapıyorum. 4 dolgudan oluşan tek seferde kapatıp kilitledim. Bir tane zincir çektim ve iki defa dolayıp sıradaki sık iğnelerle devam edeceğiz. İlk model sıramızı bu şekilde kurmuş olduk. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunu göstererek devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Bir tane zincir çektim modeli tamamladıktan sonra burada kenar trabzanı için 3 tane tığımın üzerine doladım ve son bir tane sık iğnemiz kaldı 4 ve katlarından sonra artı bir tane de kenar için bıraktığımız bu sık iğnenin üzerine batıyorum 2 2 2 2 kapatarak dörtlü bir trabzan yaptım bu şekilde ilk sıramızı tamamlamış olduk şimdi bir üst sıradan devam ediyoruz bir tane zincir çektim ve modelimi çevirdim trabzan üzerindeki trabzan boşluğuna batarak buraya bir tane sık iğne yaptım şimdi yine burada da tek katı ile devam ederek tek tele batarak sık iğne yapacağız arkadaşlar hemen önümdeki ilk ilmeğin tek teline batarak buraya sık iğne yapıyorum sıradaki ilmeğe burada sayımızı eksiltmeden arkadaşlar burada görünen buradaki bütün ilmeklerin tek katına batarak sırasıyla aynı sayıda sık iğne yapacağız fıstığın üzerindeki ilmeğe battım arada bir zincir çekmiştik zincir üzerindeki ilmeğe battım ve tekrar sıradaki ilmek bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz her bir ilmeğin tek katına batarak tek teline batarak sık iğneler yapacağız bir üst sırada tekrar alttaki modelin tam üzerine model kurmuş olacağız arkadaşlar şöyle sık iğne sıramı tamamlayıp dönüyorum Evet arkadaşlar sık iğneleri sıra sonuna kadar tamamladım. Kenar trabzanı için buradaki zincirin altından geçerek son bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bu sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi yine altta başladığımız gibi 6 tane zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkmış oluyoruz 6 zincirle. Tekrar bu alttaki 4 tane 4 tane yarım tırabzanın üzerine tekrar 4 tane yarım trabzanla modeli tam üzerine kurmuş olacağız. 2 defa tığımın üzerine doladım ve buradaki ilk sık iğnenin tek teline batarak yine Yarım trabzanlar yapıyorum. 2 3 ve 4. 4 tane yarım trabzan yaptım. Dördünü birlikte kapattım. Daha sonra 2 daha sonra 2 kapattım. Bu şekilde yine alttaki modelin tam üzerine modelimizi kurmuş olduk. Tığımın üzerine bir defa doladım ve 2, 3, 4 tane dolgu yaptım. Hepsini birlikte kapattım ve kilitledim. Üzerine bir zincir çektim. Tekrar iki defa dolayarak aynı şekilde modelime devam ediyorum. Şimdi burada ben tek renk devam ediyorum arkadaşlar. Siz isterseniz iki renkli yapacak olursanız bu sırada renk değiştirmeniz gerekiyor. Şu altı zincir çektiğimiz sırada renk değişimi yapmanız gerekiyor. Ben tek renkle devam edeceğim. şekilde devam ediyor model arkadaşlar. Çok kolay bir model. Cüzdan ve çantalar için çok yakıştırdım ben. Sizler ne yaparsınız ya da nerede değerlendirsiniz fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Anlatımım bu şekildeydi. Burada videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Şöyle modelin bitmiş hali, biraz daha ilerlemiş hali bu şekilde arka yüzü ve ön yüzü belirgin bir model. Çünkü burada tek katından aldığımız için sık iğnelerin tek katı burada ön yüzde çizgi şeklinde görünüyor. Evet, model çantaya ve cüzdana çok yakışır diye düşünüyorum. İçerisine iç astar yaparak yazlık çok güzel çantalar örebilirsiniz bu modelle. Tabii ki farklı örgü modellerinde de değerlendirebilirsiniz. Modelimiz çok güzel, çok da kolay bir modeldi arkadaşlar. Koton iple de gayet güzel oldu. Ee, diğeri de Alize Diva ipim. Ee, buradaki sarı ve beyaz da Alize Diva'nın ipleri. Evet yapacak arkadaşlar şimdiden kolay gelsin diyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. Tekrar örgü modellerinde görüşürüz diyelim inşallah kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz Para destek olmak için de videoma beğen tuşundan beğeni yaparsanız çok sevinirim. Tekrardan görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.